destek oldukları için. Bugün gibi Türkçe bir isyan ettiği Hocam biz teşekkür ederiz. Biz de gene aynı şekilde sizden çok memnunuz. İkinci projede olmanız da bizi fazlasıyla mutlu memnun ediyor. İnşallah daha güzel çalışmalarda önümüzdeki zamanlarda birlikte gerçekleştiririz. Şöyle bakıyorum Reva hocam, orada mısın? Rev hocam ses ver, ses gülme. Mikrofonum yok diyecek şimdi. Rev hocam mimikleriyle anlatmaya çalışıyor. Ha. Geliyor mu sesim? Merhabalar. Evet, şu an geliyor. Dinliyoruz seni. Sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor. Geliyor, geliyor mu? Can evet. Evet, ben de duyuyorum bu kez. İyi akşamlar öncelikle. İyi akşamlar. Biz de çok güzel bir proje geçirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hocam zaten senin çok fazla konuşmana da gerek yok. Herkes muhtemelen herkes benim gibi herkes takdir ediyor seni. Şöyle bir şey ben Revo hocamla ilgili şöyle bir anekdot paylaşayım. Hatırlarsanız Revo hocam projeye girdiği zaman ben şöyle dedim kendisine. Dedim ki Revo hocam dedim. Ben senin gözünde o ışığı görüyorum. Kesinlikle dedim. Ben seni yetiştireceğim proje içerisinde dedim. Çünkü senden çok iyi bir yönetici olur dedim. Cidden de beni hiç yanıltmadı. Yani duygularımı, hislerimi hiç yanıltmadı Revo Hoca benim. O kadar üzerinde ağır bir yük var ki şu projede, ikinci projede, birinci projede ama daha bir kere şikayet ettiğini duymadım ben. Yani bir kere görevini aksattığını görmedim ben bu kadar yoğunlukta. Cidden projenin yani neredeyse yarısını yüklenmiş durumda Revo Hocam. O anlamda kendisine çok çok ama çok teşekkür ediyorum ben. İyi ki var, iyi ki aramızda, iyi ki bu projeye katılmış. Bir de zaten ekürileri de var. Tek geldi. Bir anda 5-6 kişi oldular. Yani yani hatta bir ara sergiyi Denizli'ye almayı bile düşündüler. Bakalım hayırlısı ama iyi ki Revo hocalar çoğalsın diyorum ben. Yani ben Revo hocaların bütün projelerde olmasını, çoğalmasını istiyorum. Herkes adına bir şans yani. Evet. Şöyle bakalım, devam edelim. Kim konuşmak istiyor arkadaşlar? Bu arada Çağla hocam, duyuyor musunuz beni? Evet, şu an ses alamıyorum ben. Arkadaşlar o zaman şöyle diyeyim ben Çağla hocam siz benim sesimi alıyorsunuz da biz sizin sesinizi alamıyoruz. Hani mikrofonunuzda ya da yukarıdan mikrofonunuzu aktif hale getirin. Şu yukarıda bakın kamera ve mikrofon işaretleri var ya üst tarafta eğer PC'den bağlanıyorsanız. Orada mikrofonun yeşil ve şimdi tamam şimdi oldu. Çağla hocam duyuyor musunuz? Herkese ya. Duyuyorum. Tamam. Şimdi şöyle duygularını almadan önce ben bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bu bizim projenin kitabıyla ilgili Çağla hocam bir duyuru zaten yapacaktı burada. Onu da hazır mikrofon almışken unutmadan sizler o duyuruyu da yapsın. Buyurun Çağla hocam mikrofon sizde. Herkese özellikle bilinçli bir şey şu, öğrenci yönü ve
projeler yaptı ama bu projeyle ben de kendimi çok geliştirdim. Öğrendiğim Ömer hocama, Leva hocam artık sizi de kurucu gibi görüyorum, çok emeğiniz var. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Tüm ortakları gerçekten yürekten tebrik ediyorum. Hatırlatmaya gelince bu ortak kitap Canan Hoca bize bildirecek. Canan Hocam ve ben ilgileniyoruz. Hocam yani ses kesik kesik ama anlaşıldı zannedersem. Ben şöyle hemen üzerinden tekrar geçeyim. Bu ön sözle ilgili arkadaşlar teşekkür yazımız var. Teşekkür yazımızda siz eğer kendi ilinizde, ilçenizde teşekkür etmek istediğiniz yani projeyle gerçekten tamamen içerisinde aktif veya destek veren hani şöyle olmasın işte aman bir okul müdürüme de bir teşekkür ederim veya işte hadi bir ilçe milletim müdürüme de teşekkür gerçekten içindeyse yani projede bir etkinlikte bir yerde bir söz almışsa bir tebrik göndermişse bir şey yapmışsa böyle idarecilerimize mutlaka teşekkürü yani unutmayalım. Teşekkür ederim ama onun haricinde işte okul müdürüm de hadi burada beni bir görsün. Hani hiç desteği olmamıştır, hiçbir şey olmamıştır ama okul müdürüm de beni bir görsün anlamında, mantığında kesinlikle teşekkürleri kabul etmiyoruz. Çünkü onlara zaten bakacağız. Bu hocalarımızın, bu müdürlerimizin proje içerisinde bir katkıları, bir şeyleri olmuş mu diye ona bakacağız. Onun haricinde dediğim gibi unutmayın. Bunlar da Çağla Hocam şeyden TeamSpace'den mesajlarını size gönderdi. Şeyi de alacak. WhatsApp grubundan da sizlerden isteyecek. İki şey de Çağla Hocam'a söyleyeyim ben. Çağla Hocam gerçekten çalışmaları çok özgün. Çok yani kaliteli, ciddi, prensipli çalışmalar yaptı. O da yani görevini aksatmayanlardan, hiç aksatmayanlardan birisi. Bu anlamda ben projeye kendisinin renk kattığını düşünüyorum. O da iyi ki aramızda var. Ona da çok çok teşekkür ediyorum. Buradan zaten bu emeklerinin karşılığında ikinci projemizde yönetici olarak zaten aldı kendisi. Evet arkadaşlar devam edelim konuşmalara. Gülesar Hocam. Gülesar Hocam duyuyor musunuz? Sesim geliyor mu hocam? Sesim geliyor, az geliyor ama. Sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor. Sesim geliyor mu hocam? Bundan kaynaklanıyor da. Geliyor, geliyor. Bir dakika. Uzakta yanımda birileri vardı. Yüzden kaçtım bu tarafa. Hocam her şey için teşekkür ediyoruz. Yani bir projeye girişim, bana bir şeyler katacak bir proje olursa girerim demiştim. Yani yazında sizinle eğitim atölyesinde çalışınca bir şeyler öğrenebileceğimi zaten düşünüyorum. Sağ olun. Gerçekten webikiler olsun, atölyeler olsun o kadar üzerine şeyler koydum ki hem çocuklarım adına hem kendim adına çok güzel şeyler öğrendim. Reva hocamdan sonra ikinci kötü polis benim bu yönden arkadaşlar da inşallah haklarını helal ederler. Kırıp döktüğümüz inşallah kimse olmamıştır Instagram'da. Şeyleri yaparken, paylaşımları yaparken herkes hakkını helal etsin, ona helal olsun. Alnımızın akıllarını bitirdik. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Tanıdığıma da, beraber çalıştığıma da gerçekten sizinle tanıştığımda çok memnunum. Evet, biz de Gülesar Hocamıza teşekkür ediyoruz. Gülesar Hocam, birinci projede tek başına Instagram'ı sırtlamış bir hocamız. Yani o anlamda gerçekten ben hakkını ödeyemem. Çünkü şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Gülesar Hocam geçenlerde
bu şeye giremedi, Instagram'a giremedi işte bu yine kullanacağı şundan bundan dolayı. Benden rica etti. Dedi ki hocam hani bir günlüğüne siz bunu yapar mısınız? Bu yüklemeleri siz yapar mısınız? Ben de tabii hemen atladım. Tabii ki ne demek dedim. Gönder gelsin dedim. Vallahi işte Gülhan hocamınkini Filiz hocama atmışım. Filiz hocamınkini işte başkasına Çağla'ya atmışım. Çağla hocamınkini işte Dilek Bolat'a atmışım. O kadar karıştırdım ki hepsini. Ertesi gün baktım geri dönüşler böyle gayet kötü kötü gelmeye başladı. Hocam benimki oraya gitmiş. Biri diyor ki hocam benimki yanlış atılmış. Biri diyor işte hocam isim yanlış. Video farklı falan filan. Baktım ki yok bunlar yani bu bir dönemi gerçekten çok iyi götürmüşler. O yüzden burada sizin huzurunuzda haklarını helal etsinler. Gerçekten çok zormuş işleri. İkinci projemizde inşallah bu Instagram sorunu da çözmüş olduk. Artık herkes kendisi yüklemesini yapacak. İyi ki varsınız Güleser hocam. Bazen size kızıyorum. Artık bazen herkes. Size kızıyorum ama iyi ki gerçekten iyi ki varsınız. O da yani diyeyim projenin böyle... Merak ettim, neye kızıyorsunuz? Bazen niye kızıyorum biliyor musun? Bazen ben böyle çok ciddi bir şeyi sorarken, mesela şeye yazarken, gruba yazarken hiç alakası olmayan bir şeyi o anda bana soruyorsun orada. Yani... Kaçırdım hocam, bir daha söyleyeyim. Diyorum ki, ben şimdi bazen gruba bir şey anlatırken, ciddi bir şeyi yazarken, yani bir şey öğrenmem gerekirken sen o anda benim sorduğumla alakası olmayan bir şey soruyorsun bana, tamam mı? O anda bütün hafıza gidiyor bende, konsantre dağılıyor, söylediğimi unutuyorum, bir daha toparlamaya çalışıyorum. Yani sana mı cevap vereyim yoksa sorduğuma mı dönüş yapayım? Orada böyle bir karıştırıyorum kafamı, bir kızıyorum sana orada. Anımı anlatabilir miyim hocam? Buyurun. Üniversitedeyken bir bölüm başkan hocamız vardı. Ben hiperaktifim biliyorsunuz. Hani sözün gerisini anlıyorum, sözü tamamlamadan atlayabiliyorum üstüne. Yani tam sonunu bekleyemiyorum hiçbir şey. Ha, güzel. Şeydi, Allah rızası içindir. Ya Allah kendin olsun. Ne anlatacaksın derste dedi. Söyleyeceğim ortasındayken giriyorsun dedi. Aklımda hiçbir şey yok. Çocuklarla birer hocam var. Yani demek ki hocam, evet. Yani demek ki bu şey olmamış sadece benim değil yani bu yani daha önce de bu sizde fark edilmiş yani bu. Ama güzel, ben gerçekten sizden de çok memnunum. Biz de sizden çok şey öğreniyoruz yani bu anlamda emin olabilirsiniz. Biz de sizden çok şey öğrendik. Herkes burada birbirinden bir şeyler öğrendi. Bir etkileşim vardı. Hiç öğrenmediğim arkadaşım yok. Ben herkesten bir şey öğrendim burada kesinlikle. O anlamda ben size de teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, konuşmak isteyen arkadaşlarımız böyle. Neden el kaldırmıyorsunuz yani? Son gün, bakın son projenin kapanışı artık. Yani bu projeyle alakalı bir webinarımız falan hiçbir şeyimiz olmayacak. Şöyle Azeri ortaklarımızdan Kemale Hüseyinova. Kemale Hüseyinova orada mısın? Tam hocanın ispat edeceğim. Duyuyor musun? Kemal hocam sesini bir aç, mikrofonu yukarıdan bir aç da. Bir duyalım biz de seni. Evet Kemal hocam şu an playback yapıyor. İyi akşamlar, beni duyuyor musunuz? Ha şimdi duyuyoruz seni. Kesin geliyor şimdi. Ay şükür Allah'a. Şükür Allah'a, güzel. Öncelikle hamıya teşekkür ederim. Çok sevindim ki ben bu projede sizinle bir yerde çalıştım. Umarım ikinci projede de güzel çalışarak bir yerde. Tamer Hocam, size öncelikle teşekkür ederim ki her anlamadığımız bir şey olduqda siz bize hamısını öğrettiniz. Bir de şehitlerimizden dolayı vatan sağ olsun diyelim. Evet. Bizim gamimiz bizim gamimizdir. Yani bu adı hamimizdir. Onlar da Allah şehitlerimize rahmet eylesin diyelim. Amin. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki biz ayrılmaz etle tırnak gibiyiz. Yani o yüzden boşuna demiyoruz. İki devlet, bir millet. Sizin canınız yansa bizim canımız yanıyor. Bizim canımız yansa sizin canınız yanıyor. Evet. Bu böyle hocam. O yönden teşekkür ediyoruz tekrardan. Herkes adına, ülkemiz adına teşekkür ediyoruz. Biliyoruz her zaman sizin bizim yanımızda olduğunuzu biliyoruz. Desteklerinizi biliyoruz. İnşallah Allah bu kötü günlerden, bu kötü süreçlerden de bizi yüz akıyla çıkarır diye umut ediyoruz. Evet Gülhan hocam, orada mısın? Gülhan hocam, Gülhan Altınkaynak.
Ses ses. Mikrofonu aç. Mikrofonu hocam. Mikrofonu aç. Şimdi geliyor mu ses? Ha biraz yaklaş gelecek hocam. Şimdi ben biraz daha yaklaşayım. Aynen. Gülhan hocamla ilgili bir şey söyleyeyim ben. Geliyor mu hocam? Geliyor geliyor. Bekliyorum hocam. Sizinle ilgili bir şey söyleyeceğim. Tamam. Arkadaşlar Gülhan hocanın ben dikkat ediyorum. Zannedersem Face'de en çok fanı olan, en çok grubu olan, üyesi olan öğretmenimiz diye düşünüyorum ben. Kendisine. Çünkü velileri o kadar çok ki, o kadar çok yorumlar yazıyorlar ki ben görüyorum. Hem kendi özel sayfasında hem bizim Face grubumuzda velilerinin dönüşleri kendisine çok güzel, çok seviyorlar. Zannedersem okulda böyle seçkin öğretmenlerimizden birisi, çok iyi öğretmenlerimizden birisi. Çok çalışkansınız Gülhan hocam. Birinci projede bizi hiç yanıltmadınız, hiç üzmediniz bizi. Şeylerimizi evet. Yani... Hocam aslında öğretmenlikte 5. 6. yılım idarecilikten geçtim. Yeniyim yani. Uzun yıllar idareciydim. Yani öğretmenlik hocam, idarecilik de yapsanız sonuçta hepimiz öğretmeniz. Döndüğünüz zaman bunu hani bir şey gibi düşünün. Bisiklet sürmesini bilen bir insan hayatı boyunca onu hiç unutmaz mesela. Siz de öylesiniz. O öğretmenliği 30. yılım zaten hocam. Yani işte hocam, yani nereden dönerseniz dönün o öğretmenlik sizin evet, her zaman altın bileziğiniz yani. Bu anlamda size çok teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim. Çalışmalarınız yine çok güzeldi. Çok özgürlü, çok kaliteli çalışmalar yaptınız siz de. İkinci projede de aramızda olmanızdan ben gene çok mutluyum. İnşallah da bu şekilde devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum her şey için hocam. Evet, sağ olun. Evet, Perihan hocam. Hiç sandın ki hiç bana sıra gelmeyecek değil mi? Perihan hocam sesi aç, mikrofonu aç, mikrofonu yukarıdan mikrofonu aç. Açtım, sesim geliyor mu? Tamam, şimdi geliyor hocam, şimdi geliyor sesiniz. Buyurun hocam, duygularınızı alalım, siz de bir dinleyelim. Sesimi çok az alabiliyorum ben de. Sesim geliyor mu? Hocam sesiniz geliyor, gayet iyi geliyor. Tamer hocam, proje harika bir projeydi. Lakin benim de kişisel olarak çok yoğun olduğum bir döneme geldi. İkinci projeye girsem mi girmesem mi diye çok düşündüm ama şöyle terazindeki kefesine koydum. Artılarını, eksilerini ve projenin bana ne kadar çok şey kattığını gördüm. Projeden çıkmanın benim için müthiş bir kayıp olacağını gördüm. Ve kalmak için elimden geleni yapıyorum. Size, Serap hocama ve Leva hocama da çok teşekkür ediyorum ayrıca bize kattıklarınız için. Hocam biz de şahsınıza bütün proje ekibi olarak teşekkür ediyoruz. Siz de çok renkli bir kişiliksiniz. Onu söyleyeyim ben size. Gayet güzel, özgün çalışmalarınız var sizin de. İkinci projede olmanızdan da mutluyum ben. İnşallah sonuna kadar da hep birlikte böyle aksatmadan her şeyimizi birbirimizle yardımlaşarak inşallah götüreceğiz sonuna kadar. İyi ki varsınız siz de hocam projede yani. Çok teşekkür ederim. Evet, şöyle bakıyorum. Şöyle. Hava hocam. Evet, Hava hocam biraz seni dinleyelim, hem de şu sandığı anlat sen bize ya. Yok mu? Ben. Çok iyiydi başlarda, sonra kesin başladı. Hocam, hocam sesin. Al hocam konuşuyor musunuz? Sesinizi alamıyorum ama ben. Arkadaşlar ben alamıyorum sesi. Siz alabiliyor musunuz? Duyabiliyor musunuz sesini? Yani konuştuğun zaman geliyor Al hocam sesin. Evet, zannedersem Hava hocam bizi tam net alamıyor, anlayamıyor herhalde.
O zaman şöyle yapalım, ben başka birine söz hakkı vereyim. Canan Aşık Avluk. Kendisi benim üniversiteden arkadaşım olur bu arada. Canan Hocam, duyuyor musun beni? Yok, Canan Hoca da duymuyor bizi. Zannedersem onda da ses yok. Sadece okuyor mu, ne yapıyor bilmiyorum. Şu an Canan Hocam ses geliyor mu? Evet, Canan Hocam da ses yok. Peki o zaman şöyle yapalım. Ülkü Uygun. Ülkü Uygun. Siz duyuyor musunuz beni hocam? Ülkü Hocam duyuyor musunuz beni? Evet. Zannedersem arkadaşlar bilmiyorum. Bu şeyde herhalde yani Adobe Connect sorun mu zaten? Sorun var. Burada sesleri tam net alamıyoruz ama Nurhane Hocam elini kaldırmış. Nurhane Hocam. Nurhane Hocam buyurun. Sizin duygularınızı alalım. Akayeva. Evet. Sizi dinleyelim. Buyurun. Efendim? Efendim? Ben sizi duymuyorum. Biz seni duyuyoruz hocam. Evet, sen konuş hocam. Hocam uzaktasınız ya, o yüzden ses size gelene kadar kayboluyor demek ki. Dilek Hocam, Dilek Polat. Gerçi az önce yazdınız, hani öksürüğüm var, sesim yerinde değil yazdınız ama ki ben sizi de aslında duymak istiyorum. Bu arada siz geçen Adana Akdeniz çalıştaylarına da katılmışsınız. Sonradan gördüm ben sizin çalışmalarınızı. Daha önce var mıydınız hocam Evder'de bir üyeliğiniz? Öyle mi? İyi, o zaman hayırlı uğurlu olsun hocam. Siz Osmaniye mi? Hangi hocam şeydeydiniz siz? Osmaniye hocam. Osmaniye değil mi? Evet, Osmaniye'den. Oranın il temsilcisi kimdi hocam? Bizim Fatma mıydı? Fatma Alaca. Fatma Alaca, tamam, iyi, güzel. Fatma çok değerli, çok kadim bir insandı, çok çalışkandı. Çok hocam, çok tanımıyorum kendisi ama evet. Evet, yani iyi ki yollarınız kesişmiş. Yani sizin çok şey katacağınızı düşünüyorum ben o yapının içerisine. Yani isabet olmuş, güzel olmuş yani hocam. Zaten projedeki evet hocam. Projedeki disiplin çalışmalarınızdan da hocam biz zaten ilk başından beri çok memnunduk. Bir ara bir çıkar gibi oldunuz. Yani ikinci projeden hani bir düşündünüz. Ben o anda üzüldüm onu söyleyeyim çünkü yani bu projenin puzzle'larından, kaliteli puzzle'larından biri de sizsiniz. Onu da söyleyeyim ben size. Teşekkür ederim hocam. İyi ki o kararınız olumlu yönde oldu sonrasında. İyi ki devam ediyorsunuz. İyi ki varsınız hocam yani. İnşallah hocam. Dört dörtlük yapacağız inşallah. Yetişmeye çalışacağız. İnşallah. Güveniyoruz hocam size. O konuda sıkıntımız yok zaten. Evet. Teşekkür ederim hocam. Kolay gelsin size. Teşekkürler. Şimdi hemen Evder demişken başka bir Evder'e üye olan arkadaşımız var burada. Fatma Göktaş. O da Bursa'dan değil mi? Fatma Hocam duyuyor musunuz? Fatma Hocam mikrofonunuzu açın önce. Evet, ses geliyor mu? Şimdi geliyor hocam. Evet. Evet, ben de sesle biraz sıkıntı yaşıyorum. Kesik kesik duyuyorum.
Öncelikle size ve Serap hocama çok teşekkür ediyorum. Reva hocama teşekkür ediyorum. Bizi eksiklerimizle yüzleştirip sirkelediği için. Gerçekten büyük bir çalışmaydı onu yaptığı. Şimdi arkadaşlar neler söylediyse ben duymasam bile hepsine katılıyorum. Önce onu söyleyeyim. Gerçekten herkesin emeği çok. Ben sadece şunu eklemek istiyorum. Atölye çalışmalarının okul içerisine sokulmaya çalışıldığı şu dönemde herkes bir odanın ayarlanıp işte tabelanın asılmasını beklerken biz sınıf içerisinde her şeyin yapılabileceğini gösterdik. Gerçekten bu çok büyük bir farkındalık uyandırdı herkes için. Önce görev arkadaşlarımız, idaremiz, velilerimiz ve tabii öğrencilerimiz en başta. Bu anlamda gerçekten bahaneler üretmek isteyen insanları biraz seslerinin kısıldığını gördüm ben. Bu konuyu bu şekilde değerlendirip projeyi böyle zenginleştirdiğiniz için bence bu çalışmanız bu sene çok değerliydi. Hocam öncelikle çok teşekkür ediyorum. Şimdi Fatma hocamın aslında bahsettiği konuya ben hakimim ama siz hakim olmadığınız için arkadaşlar genel olarak şu an anladığınız konuyu. Şimdi şöyle bir şey Fatma hocam, biz bunu daha önceki çalıştaylarda da konuştuk. İnsanlar tasarım beceri atölyesi dendiği zaman yani çalıştaylarda öğretmenlerimiz şunu anlıyorlar. Sanki böyle büyük fabrikalar kuracakmışız gibi okullara, imalathaneler, fabrikalar kurup da oradan böyle bildiğiniz fabrika gibi ürün çıkıyor. Yani işte eskiden endüstri, gene var da endüstri meslek liselerinde insanlar işte ağaç işleri, metal işleri, şu işleri, bu işleri. Atölye dediğiniz zaman insanlar bunu anlıyorlar. Öğretmenler bunu anlıyorlar atölyelerle ilgili. Ama hani biz bunu çalıştaylarda da söylüyoruz. Atölyeler arkadaşlar öyle sınıflarda yapılmayacak, sıralarda yapılmayacak şeyler değil. Zaten ilkokul öğrencilerine biz kalkıp da İmalat gibi, fabrika gibi ya da ne bileyim bir metal atölyesi gibi bir şey yaptıramayız zaten. Böyle bir şeyin imkanı da yok. Atölye dediğimiz şey bu değil bizim. Atölye dediğimiz şey tam da şu anda bizim projede yaptığımız şeyler. Fatma hocam sizin spesifik sorunlarınızı ben biliyorum. İnşallah o sorunları o ilçede aşarsınız. Çünkü İnşallah. Hocam hiçbir mavi İnşallah. Boncuk yerde kalmaz. Meyve veren ağaç taşlanır. Mutlaka bir gün birileri sizin bu değerinizi, bu cevherinizi görecek ve buna göre de değerlendirecek diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Birinci projede yanımızdaydınız, bizimle birlikteydiniz. Evet. Size her zaman kapımız açık projelerimizde. Her zaman gönül rahatlığıyla bizimle ortak olabilirsiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim hocam. Çocukların dünyasında da çok şey değişti. En önemli katkı buydu zaten. Evet. Yani bizim için zaten önemli olan da oydu hocam. Sömer hocam, eğer izniniz olursa... Buyurun Ayşun hocam. Fatma hocama bu anlamda tam bahsettiği konuyla ilgili sezinlediğim kadarıyla bir anekdot düşmek istiyorum. Perşembe günü bir toplantımız vardı kaymakamımızla birlikte. İlçemizin proje ekibinin oldukça geniş kapsamlı bir ekip. Orada ben bu dünya nabi hastalıklarla ilgili rozetlerimizi, broşürlerimizi dağıtmak istediğimi sizinle paylaşmıştım zaten. O esnada ben konuşurken ve rozetlerimizi dağıtırken Kaymakam Bey'in ilçe milliyetin müdürümüze şöyle eğilip Müdür Bey görüyorsunuz bu bir etkinlik adı altında ama aslında bu başlı başına bir proje gibidir gibi yorumlarını dinledim. Yani Fatma Hocam bununla birlikte tüm arkadaşlarıma söyleyebileceğim şey benim burada ilçemde aldığım dönüt o iki cümlenin arasındaydı. Açıkçası bütün bir yılı ya da bütün bir dönemi özetliyordu benim için. Şimdi Fatma Hocam bahsedince o kısacık 20 saniyeyi hatırladım. Onu eklemek istedim. Evet. Hocam zaten marifetler dedik ya ki iltifatlara tabidir. Tamam belki biz işin hani somut bir örneğinde, hediyesinde veya işte başarısında değiliz ama bazen işte böyle önümüzdeki insanların böyle geri dönütleri ifade olarak, sözel ifade olarak verildiği zaman o bile bize yetiyor. Bütün motivasyonumuz, konsantrasyonumuz, her şey bir anda tavan oluyor.
Ki zaten bizim için en önemlisi çocuklarda gördüğümüz o davranış değişiklikleri. Eğer biz bu projeyle çocuklarımızda bazı davranışları değiştirebildikse, yani bazı teorik bilgileri davranışlara dönüştürdükse zaten bizim için bu projenin çıktısı bu. Başka da bir şey yok. Onun gerisi tamamen hayranlık, iltifat. Onlar da olacak. İşimizin bir parçası, yaptığımız başarılı işlerin bir parçası. İnşallah da böyle herkesinki devam edecek. Şimdi söz almayan yavaş yavaş gidiyorlar. Nasrettin Hoca'nın filleri gibi herkes gitmeye başladı. Şu söz hakkı almayanlardan Emel Hocam kaldı. Emel Yılmaz. Emel Hocam biz... Merhabalar hocam. Merhabalar, merhabalar. İyi akşamlar. Hocam siz niye ikinci projeden çıktınız? Hocam size özelden mesaj atmıştım ben. Serap Hocam'a da atmıştım mesajımı. He. 12 Mart çalışmaları, 23 Nisan çalışmaları, 4. sınıf olmam, deneme sınavlarımız, İlçe Milli Eğitim'in bizden beklentileri çok fazla. Aslında benim çok keyifle yürüttüğüm bir projeydi. Hatta öğrencilerim ayrıldığımızı duyduğumuz zaman çok üzüldüler. Sonra bir hafta gerisi mesaj atsam mı, dönebilir miyim, dönemez miyim diye bir ara bocaladım. Elimden geldiğince yapmaya çalıştım. Hani çalışmalarımı takip ettiniz mi bilmiyorum ama. Tabii hocam. Üzüldüm yani. Ayrıldığıma da üzüldüm ama hani faydalı olamam diye düşündüm. Eksiklik olursa hani proje açısından olumsuz olur diye düşündüm ben işin açıkçası. Böyle yani hocam. Üzülerek ayrıldım yani ben. Hocam biz de üzüldük ayrıldığınızda. Hani gönül isterdi ki çünkü birinci projede emekleriniz var. Sizin de destekleriniz, emekleriniz var. Hani gönül isterdi ki ikinci projeyi de sonuna kadar götürelim ama tabii ki geçerli mazeretleriniz var sizin. Ama şöyle bir şey yapabiliriz sizin için. Yani zaten gruplarımızdasınız, Facebook grubumuzdasınız zaten ayrıca. Buradan çalışmalar, etkinlikleri takip edip ara ara zaman bulduğunuzda yine sınıflarınıza, sınıfınıza uygulatın bence. Aynen hocam. Ben zaten hani Facebook'tan sürekli takip edip o webki araçları olsun, diğer ilk yaptığınız etkinlikleri olsun, ikinci projenin yapacağım yani. Yani evet. Merak etmeyin. Yapın. Çocuklar da mağdur yani şey mahrum kalmasınlar. Zaman buldukça siz de bunları yapın. Aynen. Zaten zevk alarak yaptık hocam. Evet. Zaten hocam yani bizim projemizin şeyi bu. Yani yaptığımız işten haz aldık. Yani bunu mecbur olduğumuz için hani şunu bir de tamamlayalım da üzerimizden bir yük kalksın da gibi değil. Bak ben bu projede şunu gördüm. Mesela insanlar bir hafta sonunu merakla beklediler, sabırla beklediler ki acaba bu hafta nasıl bir etkinlik yapacağız? Yani ne güzel bir etkinlik yapacağız diye insanlar bunun heyecanıyla beklediler. Zaten bu çok güzeldi. Yani bu sinerji çok güzeldi. İnşallah hocam. Çok teşekkür ederim Tamer hocam, Serap hocam. İkinize de başarılarınızın devamını diliyorum ben. Biz de hocam sizin başarılarınızın devamını diliyoruz. Her zaman kapımız açık size de. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Gelebilirsiniz. Selma hocam. Evet. Kim vermiş bunu? Selma hocam sesi aç. Sesi. 43 güç. Açık alan resim sen 36. Ya yalan ya yalan. Buralar şey mi? Evet Selma hocam. Bunlar oradakiler de sonrakiler daha iyi değil. Evet, Selma hocam maalesef sesini alamıyoruz şu anda. Evet, Selma hocam artık siz de bir ses kaydıyla duygu düşüncelerinizi bize gönderin. Selma hocamla biz geçen seneden beri projede çalışıyoruz. Geçen sene başka bir projede birlikteydik. Ondan kalite etiketi almıştık. Selma hocam da almıştı zaten. Selma hocam geçen seneden yani biz o şeyini gördüğümüz için bu senenin başında hani projeyle ilgili yazar yazmaz biz hemen dedik ki hocam tabii ki buyurun gelin size kapımız her zaman açık diye. Selma hocam çok yoğun. Sağ olsun bazı şey mesela projemizin ilk projemizin şarkısında şarkısının oluşmasında Selma hocam kendi arkadaşıyla bunu rica etti yaptırdı bize. O anlamda projemizin şarkısıyla ilgili Selma hocamın büyük desteği vardır. Şu an ikincisi için de aynı şekilde. Biz beste ve sözlerini gönderdik. Selma hocam inşallah Taner Bey'le, Taner hocamızla bunu tekrar hallediyor. En yakın zamanda da inşallah bize gönderecek. Selma hocam da iki aramızda diyorum. Evet arkadaşlar, var mı henüz söz almayan, söz isteyen, son sözleriniz, kapatacağım. Yok herhalde. Ben hepinize tekrardan ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Gene bilgilendireceğimiz şeyler olursa bunları gruplarımızda, Team Space'imizde zaten bilgilendireceğiz. İkinci projemizin de inşallah birinci proje gibi güzel bir sinerjisi olsun istiyoruz. Sene sonunda güzel bir enerjisi olsun istiyoruz. Sene sonunda da zaten büyük sergi inşallah Allah
bir mani keder vermezse hep birlikte yine orada olacağız. İnşallah birlikte olacağız. Peki arkadaşlar, hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Çıkışlarımızı yapabiliriz. Herkese kolay gelsin. Thank you.